seks, şiddet ve aksiyonun yüksek derecede empoze edilip sömürüldüğü filmlere istismar sineması denir. Bunların alt başlıklarından bahsetmek gerekirse, western filmleri, araba ve motorcu filmleri, canavar filmleri, nazi filmleri, hapishanedeki kadın filmleri ve korku sinemasının alt başlıkları olan İtalyan polisiyeleri, slasherlar, aşırı kanlı yapımlar, gore yapımlar alt başlıkları olarak toplanabilir. Bu sinemanın ilk örnekleri 20'lerde karşımıza çıkar ve daha sonra 70'lerde sansürün de bir nebze olsun azalmasıyla daha popüler hale gelirler. Genellikle bu filmler kötü film olarak nitelendirilir ve çok itibar görmezler. Fakat 90'lara geldiğimizde popüler sinemanın da içine girmeye başladıklarını görürüz. Özellikle son dönemde popüler olan Tarantino sineması bunun en büyük örneklerinden biridir. En fazla referans olarak kullandığı filmler istismar sineması örnekleridir. Ve yine korku sinemasına bakarsak Wes Craven'ın Çığlık serisi, Eli Roth'un Hostel filmleri ve Testere serisi gibi son dönemdeki popüler korku filmleri hep istismar sinemasından beslenir. İstismar sinemasının önemine gelecek olursak, bu filmler daha önceden de bahsettiğim gibi seks, şiddet ve korkunun sömürüldüğü filmler olarak karşımıza çıkar ve bu sömürülen bağlamlar da aslında bilinçaltımızdaki kırılmalara bir nevi göndermedir. İstismar sineması aslında ana akım sinemanın göstermeye cesaret edemediği ve sanat sinemasının da estetik filtreden geçirdiği bazı konuları çiğ bir şekilde açıkça izleyiciye sunar. Ve izleyicinin bilinçaltında bastırmış olduğu bir takım meseleleri ortaya çıkarmaya çalışır. Mesela gore sineması, korku sinemasının alt türü olan gore sineması, izleyicinin içindeki şiddet arzusunun ortaya çıkmasını sağlar. Ya da tecavüz, intikam hikayeleri kadın erkek arasındaki güç ilişkileriyle oynar. Seks, şiddet ve aksiyon başlıklarının yanı sıra bir diğer sömürü konusu da ırk sömürüsüdür. Örneğin siyahi sömürü filmleri, Blaxploitation dediğimiz filmler bunu anlatır. Mesela 70'lerde polis karakterlerinin siyahi karakterler tarafından canlandırıldığı ve yine suçluların da siyahilerin olduğu ve bir güç çatışmasını anlatan filmler vardır. Aslında günlük hayatta hor görülen istismar sineması bünyesinde pek çok değerli konu barındırır. Toplumsal bilinçaltının bastırdığı kadın erkek çatışmaları, ırk çatışmaları, kültürel çatışmalar gibi konuları izleyiciye çekinmeden sunar. Ve bu yüzden akademik çalışmalarda istismar sinemasının çok önemli bir yeri vardır.